Ceviz fidanı üretiminde Türkiye sınırlarını aşıp dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice köyünde 1980'lerden bu yana ceviz yatırımcılarının çözüm ortağı olan Güneş Fidancılığın kurucusu Mümin Kargı, ceviz yatırımında dikkat edilmesi gereken noktaları Eko Gündem'de izah ediyor. ''1980'lerde ceviz yetiştiriciliğinin duayen ismi Gültekin Çelebioğlu'nun çabalarıyla Balıkesir Bandırma'ya bağlı Sahil Yenice köyünde geçim kaynağıyla birlikte köy sakinlerinin hayatı değişiyor. Zeytinin yerini ceviz alırken aşılamada elde edilen başarıyla deyim yerinde ise bir köy kalkınıyor. Güneş Fidancılık böylesi bir çaba neticesinde mütevazi koşullarda doğup tecrübeyle yoğruluyor. 80'li yıllar yani 80'lerin sonları, 88 diyebilirim. O yıllarda başladık. O zamanlar 200-300 metrekarelik arazilerde 200-300-500 fidan şeklinde başladık. Ondan sonra da kendimizi geliştirdik. Kurucu ortak Mümin Kargı, üretimde ağırlığı ceviz fidanının oluşturduğunu söylüyor. Genelde çetin ağırlıklı üretim yapıyoruz. Onun haricinde fernur var. Fernur da çok talep gören bir çeşit, değerli bir çeşit, Fransız çeşidi. Bunları üretiyoruz. Badem üretiyoruz yine cevizin yanında ama ağırlıklı ceviz. Ceviz ve badem fidanlarına iç piyasayla birlikte dış piyasadan da talep gelmesi üretim rakamlarına yansıyor. 150-200 bin tane ceviz diyebilirim ve 30-40 bin tane de badem üretebiliyoruz. Ancak buna yetişebiliyoruz. Taleplere yetişemiyoruz zaten. Talep çok fazla. Yurt içinden, yurt dışından, İspanya'ya fidan gönderdik mesela İtalya'ya. En çok tercih edilen fidan çeşidi Chandler'ın özelliğini merak ediyoruz. Nedir onu yatırımın olmazsa olmazı kılan? 1000 rakımın altında Chandler öneriyoruz. Ama bazı yörelerde 1000 rakım, yani 1600 rakıma kadar da Chandler olan yerler var. Ama biz 1000 rakımın üstünde riskli görüyoruz yine. 1000 rakımın üzerine Fernur öneriyoruz. Fernur da Chandler'den 10 gün daha geç veren bir çeşit. Onun için yüksek kesimleri öneriyoruz. Chandler'da yerli çeşitlerden 20 gün daha geç uyandığı için yerli çeşitlere göre daha avantajlı ama verim bakımından Chandler Fernur'dan daha yüksek olduğu için Chandler'e talep daha fazla. Toprak açısından seçici olmayan cevizde sulama önem taşıyor. Kapama bahçe kurmak isteyen çiftçiye taban suyunu soruyoruz. Ceviz fidanında taban suyu çok önemli. Onun haricinde ceviz toprak yönünden çok seçici bir çeşit değil. Diğer meyve çeşitleri gibi değil. Son dönemde en akılcı yatırımların başında cevizin gelmesi tesadüf değil elbet. Hem uzun ömürlü olması dolayısıyla hem de erken verime yatması, saklama koşulları rahat, diğer meyveler gibi çok incelik gerektirmiyor. Maliyeti düşük yani bakım maliyeti düşük diğer meyve çeşitlerine göre. Ekonomik verim 3. yılda başlıyor. Burada belirleyici etken çeşit seçimi oluyor. Chandler çeşidi ve Fernur çeşidi ilk senesinde meyve gösteriyor. Ama ekonomik olarak 3. senede biz meyvesinden yararlanır diyoruz çiftçiye. İlk 2 sene üzerindeki meyveyi koparın diyoruz. Onun da amacı sürgünler kuvvetleşsin diyoruz. Ne kadar sürgün kuvvetleşirse, açılırsa, taşlanırsa o kadar meyve demektir. Yatırımcının doğru çeşidi aldığından da emin olması gerekiyor. Müşterimize verdiğimiz fidanına ismine doğru olduğunu her türlü garantiyi veririz. Sertifikalı, Tarım Bakanlığı'na sertifikalı, faturalı, noter onaylı sözleşme şeklinde üreticilerine her türlü garantiyi veririz. Satışta işimiz bitmiyor. Sattıktan sonra da müşteriye her türlü danışmanlık hizmetini veriyoruz. Telefonla olsun, internet üzerinden her türlü bilgilerimizi müşterimize paylaşıyoruz. Doğru fidanla doğru fidancı verimli bir yatırımın anahtarı oluyor. Kargı, yatırımcıların Chandler ve Fernur cinsi fidanları diğerlerinden ayırt edebileceği ipuçlarını paylaşıyor. Chandler ve Fernur'da meyve gözü olur. Ona kesinlikle dikkat etmeleri lazım. Ama bu yerli çeşitlerde olmaz. Meyve gözü olmaz. Onun haricinde
Tabii yine firmanın güvenilirliği kalıyor. Eğer firma güvenilir değilse siz zaten onu kolay anlayamayacaksınız. 2 sene sonra bu ancak meydana çıkar. O zaman da işten geçmiş olur. Yatırımcının da mağdur olmaması için doğru yerden, doğru firmadan doğru fidanı alması gerekir. Yoksa telafisi çok zor. Üzerindeki ceviz yatırımlarında devlet desteği alınabiliyor. Bu konuda da yatırımcıyı yönlendiren Kargı, ceviz bakımında dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ediyor. Dengeli sulamak, sıcak havalarda çok su vermemek, yaz aylarında tabii ki sulandığı için. Ona dikkat etmek lazım. Bir de otlandırmamak ve 2-3 sulamada da bir fidanın çevresini, yaklaşık 1 metre çapındaki çevresini çapalama yöntemiyle toprağa bir havalandırmak lazım. Mümin Kargı rakamların diliyle konuşuyor. Çentner çeşidi yaklaşık 5 senede 10-15 kilo arasında meyve verir. Bu bakıma göre değişir ama ortalaması bu. Ağaç büyüdükçe verim artacağı için her sene artarak devam eder tabii ki. Ama 4-5 senedeki bir ağaç, 4-5 yaşındaki bir ağaç 10-15 kilo meyve verir. Sahil Yenice Köyü ceviz yetiştiriciliğiyle adını sadece Türkiye'de değil dünyaya duyurmasını, havası, suyu, iklimi yanı sıra bu çalışkan insanlarına borçlu. Bandırma Sahil Yenice Köyü ceviz fidanı denince ilk akla gelen yer. İklim farkı, mikroklima özelliği, işte nem, rutubeti. Onun için Türkiye'de hatta dünyada en uygun ceviz üretimi olabilen yer. Yaklaşık 40 dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Sahil Yenice ve çevresi civarında. Bunun içinde tabii anaçlarımız da var. Yeni ekimi yapılmış. Ağustos ayında aşılama hazıra gelecek şekilde. Ondan yeni aşılanmış, gelecek kış döneminde söküme hazır satılacak fidanlar. Bir de serada tüplü fidan üretimi var aynı zamanda. Onların da satımına halen devam ediyoruz. Güneş fidancılık olarak yılın 12 ayı fidan elimizde mevcuttur. Kış döneminde açık köklü, yaz döneminde tüplü fidan olmak üzere 12 ay fidan her zaman satışa hazır. Aile şirketi olarak yoluna devam eden firma, kapasiteyi artırma hedefiyle geleceğe yürüyor. Kurucu ortak Mümin Kargı hizmete sınır tanımıyor. Türkiye'nin her bölgesinden gelen talebe yanıt verecek nitelikte üretim yaptıklarının altını çiziyor. Öyle ki bu yapı içinde ihracata da başlanıyor. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin her tarafına biz kargoyla, kamyonla olsun, resmi kurumlara teklif yöntemi ihale usulü olsun ve yurt dışından gelen teklifi İspanya'ya mesela falan gönderdik. Yani dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Kurucu ortak Mümin Kargı sözlerinin sonunda yatırımcılara sesleniyor. İsmine doğru, bölgeye uygun, hastalıklardan ari, yüksek verimliliğe sahip kaliteli ceviz fidanlarıyla 12 ay yatırımcıların yanında olduklarını vurguluyor. Yatırımcı öncelikle çeşit seçimine dikkat etsin. Arazinin hangi çeşide uygun olduğunu tespit etsin. Buna biz de yardımcı olmak için zaten bu işi yapıyoruz. Ondan sonra doğru seçimi çeşidi seçtikten sonra doğru firmadan doğru çeşidi almak önemli. En önemlisi bu. Biz güneş fidancılık olarak profesyonel ekibimizle yatırımcıların yanındayız.